Bu parçadaki cümlelerle ilgili değerlendirmelerinden hangileri yanlıştır? Olumlu ve olumsuz isim cümlesi vardır. Birinci cümleye bakıyorsunuz arkadaşlar. Yenilenebilir enerji sürekli devam eden doğal süreçlerdeki enerji akışında elde edilen enerjidir. Gördüğünüz gibi olumlu bir isim cümlesi. Şöyle olumlu isim cümlesi dedim. Bir de son cümleye bakmanızı istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Burada da arkadaşlar olumsuz bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir kesinlikle doğru. Bunu eliyoruz ve devam ediyoruz. Birleşik cümle örneklenmiştir diyor. Şimdi eden ifadesindeki en ana baktığınızda bir de yenilenebilir enerji olarak baktığınızda fiilimsi olduğunu görüyorsunuz bu cümlede. Cümlede fiilimsi var ve tek yüklem olduğu için o cümle tabii ki yapısı bakımından birleşiktir. Bu yüzden ikiyi de eleyebiliriz. Kurallı ve devrik fiil cümlesi örneklenmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir. Yüklemim sonda olduğu için kurallı. Yenilenebilir enerjilerin kaynağı, enerji kaynağından elde edilen enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilir. Yine aynı şekilde kurallı cümle. Örneğin güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir. Fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yok? Devrik cümle yok. Bu yüzden bu kesinlikle 3 kesinlikle yanlış. Hatta şöyle yuvarlak içerisine alalım 3'ü. Sıralı cümleye yer verilmiştir diyor. Ben sıralı cümle de göremedim. Dolayısıyla şöyle 4'ü de yuvarlak içerisine alıyoruz. Bağlı cümle kullanılmıştır diyor. Örneğin güneşten elde edilen enerjiyle çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. Bu enerjiyi tüketir dedi bir yüklem. Ondan sonra küçük kalır. Bir yüklem bu yüklemin arasına fakat bağlacı gelmiş. Biliyorsunuz ki bağlı cümle iki yüklemin arasına gelen bağlaçlar sonucu ortaya çıkar. Yani burada bağlı bir cümle de var. Bu da doğru. Cevabımız 3 ve 4 yani denizli şıkkı olacaktır. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur diyor canlar. Bakıyoruz. Bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar son buzul çağ sonrasında Avrupa ormanlarının avcılar tarafından tahrip edildiğine işaret ediyor. Bu cümleye baktığınızda fiilimsi görüyorsunuz. Bir cümlede tek yüklem varsa ve fiilimsi varsa o cümle yapısı bakımından girişik birleşik cümledir. Dolayısıyla Adana şıkkı doğru eliyoruz. Devam edelim. Son çalışmaların sonuçları yayımlandı diyor arkadaşlar olumlu ve kurallı bir cümledir. Yüklemim sonda olduğu için dolayısıyla denizli şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Göl ve bataklık tortularında çok eski zamanlardan kalmış polenler üzerinde yapılan analizler geçmişte Avrupa'daki bitkilerin açık bozkırlarda büyüdüğünü gösteriyor. Bir yüklem ancak bağlaç farklı senaryolar kullanılarak yapılan benzetimlere göre ise doğal koşullarda Avrupa'nın çok daha ormanlık arazileri sahip olması lazım. Gördüğünüz gibi lazım ve gösteriyor iki yüklem ancak bağlacıyla bağlandığı için bunun da bağlı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar ve devam edelim. Araştırmacılar deneysel ve kuramsal bulgular arasındaki farkın kaynağının insanlar olduğunu düşünüyor. Yine girişik birleşik cümle. Muhtemelen Avrupa ormanları buzul çağı sırasında bu bölgede yaşayan avcı topluluklar tarafından tahrip edildi. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar girişik birleşik cümle. Şu ikinci cümleye bakalım. Son çalışmalarının sonuçları yayımlandı derken burada fiilimsi olmadığı için bunun yapısı bakımından basit bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız E sıralı cümle olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle sıralı cümledir. Zaman dediğimiz şey ne çabuk geçiyor, hayat nasıl değişiyor değil mi? Baktığımızda arkadaşlar geçiyor bir yüklem, değişiyor değil mi bir yüklem. Bu yüklemler virgülle bağlandığı için bunun sıralı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. İkinci cümle anlamına göre olumlu yapısına göre birleşiktir. Acı tatlı tüm yaşananlar fiilimsi olduğu için arkadaşlar birleşik. Bir yıl daha geride bıraktık ve gördüğünüz gibi olumlu bir cümledir. Çünkü bıraktık diyor. Bırakmadık falan demiyor. Bu da doğru. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Üçüncü cümle kurallı fiil cümlesidir. Bakıyoruz arkadaşlar. Güzel dileklerle ve yeni umutlarla 2021'e girerken 1967'den beri özverili ve başarılı bir ekip çalışmasıyla yayın hayatını aralıksız sürdüren dergimiz de yeni bir yüzle okurlarının karşısına Çıkıyor, kurallı ve fiil cümlesidir. Yüklemin sonunda olduğu için kurallı, çıkmak fiil olduğu için fiil cümlesi. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Dördüncü cümle bağlı bir cümledir. E, yarım asırlık bir ömürde tıpkı bir insanın zamanla doğup gelişmesi, büyüyüp gelişmesi, olgunlaşması gibi dergimizde ilk yıllarından itibaren boyut, tasarım ve içerik açısından bazı değişimler geçirdi Tek yüklem var canlar. Tek yüklem olduğu için zaten bağlı ya da sıralı olamaz. Bir de bağlaçlar iki yüklemi ayırsaydı bağlı cümle olurdu. Böyle bir şey olmadığı için de bağlı cümle değil. Cevabımız denizli şıkkı. Beşinci cümle birleşik fiil cümlesidir. Dergimizin 50. yıl tasarımını tasarımın da 22 yıldır bu değişimlerin yaratıcılarından biri olan grafik tasarımcı Ödül Evren Töngür hazırladı. Gördüğünüz gibi fiilimsi olduğu için birleşik. Hazırlamak da fiil olduğu için fiil cümlesi bu da doğru. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır.